İyi akşamlar. Dünya ve Biz'de bugün 3 konuğum var. Stüdyo konuğum Behlül Özkan Hoca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Behlül Özkan'ı tanıyorsunuz. Daha önce de konuğum olmuştu. Ayrıca ilk bölümde Karel Valensi ile İsrail seçim, orada da genel seçim tabii yapıldı. Onun değerlendirmesini alacağız Karel Hanım'dan. Duyuyoruz, ona da hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Karel Valensi. İkinci bölümde de Sayın Aydın Sezer'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyaretinin yansımalarını, şu artık hepimizin gayet yakından izlediği F-35 S-400 denklemi bağlamında özellikle konuşacağız. Ama her şeyden önce tabii bunlar dış politika konuları, bu programda dış politika programı. Özellikle de Behlül Hoca'yla daha önceden denedik başka haftalar yapmayı sıcağı sıcağına ama bugüne kaldı. Yakın zaman önce önemli bir akademik makalesi çıktı. Herkese okumasını tavsiye ederim. Batı Almanya Türkiye ilişkilerini İslamcılara, İslamcılığa yaklaşım bakımından Soğuk Savaş arka planı önünde ele alıyor. Normalde diyelim, bilmiyorum, Behlül Hoca katılmayabilir tabii ama benim görebildiğim kadarıyla akademik makaleler hani çok böyle ses getirip popüler olmaz ama bu makale çok da okundu, ses getirdi, halen de okunuyor. Sizlere de öneririm, onun üzerine Behlül Hoca ile özellikle konuşacağız. Şöyle de bir güncel bağlantısı var bunun. DİTİB konusunda Almanya'nın, tabii o Batı Almanya, bu birleşti, yeni Almanya'dan söz ediyorum, Doğu Batı birleşti, çok zaman oldu. DİTİB konusunda artık DİTİB ile Türkiye'nin ilişkisini keseceğiz diye gayet direkt açıklamalar geldi geçtiğimiz günlerde Almanya'dan. O bağlamda da değerlendirmesini alacağız. Fakat hepsinden önce Karel Valensi'nin de biraz sabretmesini istirham ederek İsrail konusunda. Bugün YSK kararları var. KHK'lı YSK toplantısı devam ediyor tabii. 4 belediye başkanına mazbata verilmeyecek. Bu bir yenilik. Yani benim açımdan ilginç olan taraf şu: adaylığa mani bir durum yok. Aday olup yarışa girip, seçime girip kazandığınız zaman ama mazbatanızı alamıyorsunuz. Ayrıca süre giden, başta Mardin olmak üzere, yine verilmeyen mazbatalar konusu var ve herkesin gözünün üstünde olduğu, bugünlerde diyelim, hangi gün olacağı belli değil, çözülmesi beklenen İstanbul seçim sonuçları konusu var. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra ben Behlül Özkan'a kendi dilediğince şu geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçimi konusundaki değerlendirmesini sorayım. Tabii şu konuya da girmek isterseniz, pek çok kamuoyu araştırması, haritalar da yayınlandı. Yani oy geçişi oldu mu, kim kime verdi, işte artık Bekir Ağardır'ın yerleştirdiği, herkesin de öğrendiği şu kutuplaşmış Türkiye, üçe bölünmüş, dörde bölünmüş Türkiye, geçişkenlik olmayışı, bu konularda bir sizin söylemek istediğiniz bir şey olur mu, bir fark var mı? İttifaklar meselesi var, kalıcı mı artık bundan sonra, hani hep %50 artıyla mı olacak? Ama ben sizin adınıza konuşmuş olmayayım. Benim aklıma gelen konular bunlar. Siz nereden başlamak, nasıl söylemek isterseniz buyurun. Bir genel belediye seçimi konusunda değerlendirmenizi alalım. Şimdi oy oranlarına baktığımız zaman yine 52-38 oranının korunduğunu görüyoruz. 52-48. 52-30, yani 38. İyi Parti ve CHP'yi bir yana koyuyorum ve diğer partiler. Anladım. Başta HDP olmak üzere Saadet Partisi ve diğer partilerin. Bu oy oranının korunduğu görünüyor. Yani aslında iktidarın, yani AKP-MHP bloğunun stratejisi bu seçime girerken şuydu: biz 52'yi alırız. Bunu konsolide edelim. Muhalefet de 38 alır. HDP de 9-10 alır. Dolayısıyla yani bu şekilde biz değil bir 100 tane seçime girsek, yani o klasik futbol deyimidir, sabahtan akşama kadar oynasak biz kazanırız bu maçı. Evet. Stratejisiyle girdiler. Şimdi burada HDP'nin batı illerinde seçime girmemesi ve üstü kapalı da olsa verdiği mesajlarla iktidarın karşısında yer alan adaylara oy verilmesi çağrısı iktidarın bütün bu stresini bozdu. Zaten bu son 10-15 gün kala bu stratejinin çöktüğünü görünce
İşte önce Bahçeli ile geldi. Arkasında iktidar tarafından da bu sürekli tekrarlandı. Kürt vatandaşlarımız, Kürtçe konuşan vatandaşlarımız bize de oy versinler gibi. İşte Binali Yıldırım bence İstanbul'u kaybetme ihtimali ortaya çıkınca çıktı dedi, ben HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyuna talibim gibi. Ama bu son dakikada yapılan bu adımlar geriye çevirmedi. Yani bakın sadece İstanbul değil, hani İstanbul'da binde bir, bir buçuk bir orandan bahsediyoruz. Burada tabii ki her partinin oyu çok önemli. En ufak TKP ve diğer partilere kadar en az oy alan. Ancak mesela Ankara seçimlerinde bile, yani Mansur Yavaş'ın %7-8-9'larla kazanılacağı düşünen Mansur Yavaş'ın kazanmasında bile HDP seçmeninin önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Yani %3-4 fark var ve Ankara'da HDP oyları bunun üzerinde. Şimdi dolayısıyla... Bir de Erdoğan, özür dilerim araya girdim, kampanyayı şöyle yürüttü değil mi? Yani bana evet mi? Yani Erdoğan'a evet mi? Erdoğan'a hayır mı? Yani her yerde sanki diğer aday kimse, onun karşısında Erdoğan çıktı gibi. Evet, yani Cumhurbaşkanı zaten kampanyayı bizzat üstüne aldı ve zaten İstanbul'un da bence bıçak sırtı olduğunun farkına varmış olacak ki son günlerde yüklendi değil mi ilçelere? Cuma günü 8 miting, cumartesi günü 6 mitingle, yani toplam 14 miting yaptı İstanbul'da. Muhtemelen eğer bu mitingleri yapmasaydı oy farkı daha da açılacaktı. Yani bu 14 mitingle ve bütün kanallarda yayınlanan bu mitinglerle belki bir nebze de olsun farkı kapatmış diyebiliriz. Şimdi öncelikle birinci iktidarın önemli bir hatası var. Stratejik hata yaptılar burada. Yani muhalefetin, muhalef seçmenin bloklaşmayacağını, konsolide olmayacağını düşündüler ve özellikle de oldu. Yani muhalif seçmen konsolide oldu. AKP MHP bloğunun karşısında kim varsa ona oy verdiler. Dolayısıyla bu önemli şehirlerin kaybını getirdi. Yani Türkiye'nin en büyük şehirlerine Bursa hariç İktidar bloğu kaybetti. Evet. Adana, Mersin, Antalya başta olmak üzere ama en önemlisi de Ankara ve İstanbul'u kaybetti. Ankara, İstanbul, İzmir. Evet. İzmir'i zaten kaybediyorlar. Şimdi bu özellikle İstanbul ve Ankara'nın kaybı, ama özellikle de İstanbul'un kaybı, ki Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerinde sık sık bunun altını çizdi. İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz dedi. Şimdi İstanbul'un kaybı sadece sıkça konuşulduğu gibi bir rant kaybıyla sınırlı değil. Yani İstanbul evet Türkiye'nin en büyük ekonomisi. Ekonomisi en büyük şehri, Türkiye'nin ana damarı ekonomik anlamda. Fakat bunun da ötesinde İstanbul'un kaybının ideolojik ve varoluşsal sonuçları olacak AKP MHP bloğu için. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyeri 1994'te İstanbul'u kazanmasıyla başladı. %25 bir de vitrin değil mi? Hem öyle hem de çeyrek asırdır İstanbul yönetiliyor ve sadece 94'teki belediye başarısı değil, siyasal İslam'ın geçmişine baktığımızda 1953'lerden kadar götürebiliriz bunu. Bir İstanbul'un yeniden fethi üzerine kurulduğunu görüyoruz. Burada tabii bir parantez açıp İstanbul, CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun iddiasını da hatırlayalım. İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gidecekler diye bir iddia koymuştu ve sonuçlar açıklanınca da bunu tekrarladı. Böyle demiştim dediğim çıktı dedi. Evet, bu, yani bu sizin söylediğinize koşun. Burada diye bir gerçeklik payı var kuşkusuz. Yani siyasal İslam'ın iktidara giden yollarının taşları İstanbul'dan döşendi ve burada İstanbul'u yeniden fethedeceğiz. İstanbul'u yeniden İslamcı ideoloji olarak yeniden biçimlendireceğiz ve buradan Türkiye'yi de iktidara alacağız gibi bir siyasal söyleme oturmuştu ve 94'te bu Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı kazanmasıyla taçlandı ve buradan 2002 ve bugüne kadar devam eden çeyrek asırdır Ankara ve İstanbul'un İslamcı bir partinin egemenliğinde ve yönetiminde olduğu. Şimdi bu yıkıldı. Ankara'da da yıkıldı, İstanbul'da da yıkıldı. Şimdi bunun sonuçlarını 10 gündür görüyoruz zaten. Yani İstanbul seçimlerine yönelik işte arada binde bir oyla iktidar değişmez, başkan olunmazdan tutun. Geçersiz oylar tekrar sayılsın. Panikvari bir hava var. Tabii yani son 10 günlük seçim sonrasındaki atmosfere baktığımızda İktidar kanadında ciddi bir panik havası esiyor. Ve bunu nasıl geri çevirebiliriz, bu rüzgarı? Ve burada ciddi yalpalamalar içinde olduklarını görüyoruz. Yani çok birbirleriyle çelişen açıklamalar yapılıyor. Yani bir taraftan en yüksek ağızdan Cumhurbaşkanı tarafından deniliyor ki gelsinler de yönetsinler bakalım, meclisin çoğunluğu bizde deniyor. Bir taraftan zaten seçilmediler ki deniyor. Bir taraftan hile yapıldığı iddia ediliyor. Bir taraftan oylarda çarpıtma yapıldı. Sandık başkanlarının FETÖ'cü olduğu iddia ediliyor. Çok
birbirleriyle çelişen iddialar dolu ve bir mantık örgüsünden çıkmış durumda. Bu İstanbul'un kaybının Ankara ile birlikte ciddi varoluşsal ve ideolojik çalkantıya sebep oluyor ve bu seçim, bu mazbata alınacak alınmayacak süreciyle de tamamlanacağını düşünmüyorum ben bunu. Yani sadece yani verilse değil, bile devam edecek. Ya yenilse bile devam edecek. Seçimler tekrarlansa ve o tekrar sonunda kazansa bile de devam edecek. Çünkü iktidar seçmeni içinde bile simge. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidar bloğunun yenilmeyeceğine dair o mit yıkıldı İstanbul'da birlikte. Anladım. Şu KHK'lılar ve özellikle Mardin'de örneğin Ahmet Türk'e verilmeyen mazbata Van var. Bu arada rejiden arkadaşlarım da yeni HDP bir açıklama yapmış. Yarın Diyarbakır Bağlar bu KHK'lı. Bağlar da biliyorsunuz Diyarbakır'ın büyük merkez ilçelerinden. Onun önünde bir toplantı yaparak protesto edilecekmiş, irade gaspıdır diye. O konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi o verilmeyen orada da mazbata meselesi var. Bugün açıklanan kararlardan bir tanesi bu KHK'yla atılmış çalışanların belediye başkan adaylığının mazbatanın verilmesi ve ikinci sıradaki adaya verilmesi. Bir tanesi de Yusuf Elin'de bir oy farkla olan seçimin iptali. Orada 5 oy pusulası kayıp, öyle bir not var tabii. YSK'nın bunu, bu mazbata verilmemesine hangi hukuki gerekçelere dayandırdığını çok merak ediyor herkes. Yani ne, yani aday yapılmasına izin verildi ve kazandı bu kişiler ama neden bunların adaylığı iptal edildi? Doğrusu gerçekten merakla bekliyorum ben de, yani nasıl bir hukuki gerekçeye dayandıracaklar. Oradaki kullanılacak hukuki argümanların belki de İstanbul seçimlerine dair bize bir ışık ipucu verebileceğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul'daki seçimlerin iptaline yönelik olarak iktidar kanadından gelen iddialarda ben herhangi bir hukuki zemin görmüyorum. Yani işte bugün halihazırda belediye başkanlığını yöneten Mevlüt Uysal soyadlarından belli AK Parti olarak. Evet, yani artık etimoloji biliminin konusuna girmeye başladı bu iddialar. Yani bu bunun nasıl bir hukuki çerçeveye dayandıracaklar? Gerçekten merak konusu bu. Evet. Peki bir de tabii şunu ben söylediklerinizden anladığım, size göre bu İstanbul işi daha bir epey sürecek diye anlıyorum yani. Bugün yarın bu iş çözülmez gibi. Ya onu bilmemiz... Tabii bilemeyiz ama yani bütün bunları alt alta koyduğumda daha biz bu... Yani şu konuşuluyor, mazbatayı aldıktan sonraki 7 gün içinde de olağanüstü bir itiraz süresi var. Yani mazbatayı verdiler diyelim, olağanüstü itiraz süresi 7 gün içinde geçerli. O sürede de iptal edilme ihtimali var. Bir de bir 2 Haziran telaffuz edilmeye başlandı sanki. O 2 Haziran tarihi aslında seçimler, yani 31 Mart seçimleri yapılmadan önce YSK onu açıklıyor. Yani anladım. Bu seçimler... Bilinen bir şey o zaten. Evet, tamam, bu bilinen bir şey 2 Haziran'da yapılacak olması. Çok teşekkür ederim. Şimdi diğer konumuz olan ve diğer konuğumuzla diğer seçim konusunu ele alalım. Karel Valensi, bunu Karel Valensi'nin yazılarını da okursanız zaten... hem kampanya döneminde hem şimdi bunu, İsrail seçim sonuçlarını gayet güzel değerlendirdi. Orada da benim anlayabildiğim, tabii Karel düzeltebilir beni yanlış anladıysam, Türkiye'ye benzer bir neredeyse yarı yarıya bölünme var. Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'la eğer bu hükümeti kurabilirse, ki öyle olacağını pek çok kişi söylüyor, en uzun süre başbakanlığı yürütmüş olacak Benjamin Netanyahu arasında sanki yarı yarıya, ama koalisyonu sanki Netanyahu kurmakta bir adım önde gibi. Bunun ne anlama geldiği? Çünkü iki önemli karar çıktı Washington ziyaretinden Benjamin Netanyahu'nun. Biri açıkça açıklandı: Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğinin tanınması. Diğerini Netanyahu kendi söyledi: bu İran devrim muhafızlarının terör örgütü listesine alınmasını da ben sağladım dedi. Onu da ona dayandırabiliyoruz. Ayrıca da Batı Şeria konusunda da daha şimdikinden ileriye gidecek adımlar atacağını da zaten taahhüt etti Netanyahu. Ama ben susuyorum, Karel Valensi'den İsrail seçim sonuçlarının ne anlama geleceğini, bundan sonra ne bekleyeceğimizi, bir de tabii şu Netanyahu mu kurar hükümeti, o konudaki öngörüsünü dinleyelim. Buyurun Karel Hanım.
Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyim önce. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi 120 sandalyelik İsrail'in işte meclisi Knesset'in için bu sandalyeleri seçmek için yapılan, sandalyeleri seçmek için yanlış cümle oldu ama bu sandalyeyi dolduracak partileri seçti İsrail seçmenleri. Evet, 35'e 35 Gantz ve Netanyahu arasında sandalye olarak bir eşitlik var. Fakat genel baktığımızda Gantz'ın partisi ittifakı, Mavi Beyaz İttifak merkezde ve sola yakın. Şeyin Netanyahu'nunki ise sağda. Şimdi şöyle bir durum var. Sandalyeyi aldıktan sonra devlet başkanı hükümeti kim kurabilirse, kim daha uygun, daha koalisyonu yapabilecekse ona bu görevi veriyor. Yani 1.36, 1.34 olsaydı da illa 36 alana vermesi gibi bir şey söz konusu değil. Burada diğer bu seçim barajını geçen diğer partilerle de konuşuyor ve onların önerilerine de bakıyor. Bu durumda ama baktığımızda Netanyahu'nun genelde koalisyon kurduğu partilerin, sağ ve ultra ortodoks partilerin zaten iyi bir sayı elde ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla büyük ihtimal Netanyahu yeni hükümeti kuracaktır. Netanyahu'nun tabii bir de soruşturma konusu var, onu ayrıca konuşuruz. Doğru, bundan bundan sonra ne bekleyeceğiz dersek yani Gantz'ın büyük bir adım attığını görüyoruz arada. Yani onunki de büyük bir başarı. Fakat işte sol sağ yükselirken İsrail'de sol gerilediği için onun koalisyon kurabileceği partiler çok az. Yani sayıları yetmiyor. Çünkü 120 sandalyede 61 elde etmesi lazım. Yani tamamen matematiksel. Ve bu sayıya ulaşamıyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle Netanyahu kuracak ve yine gittikçe daha sağa kayan bir hükümetle karşı karşıya kalacağız. Bu konuda şu iddialar var. Eminim siz benden daha yakından tabii ki biliyorsunuz. Hani İsrail'in tarihsel kimliğinin, tabiatının bir anda toplumsal dokusunun bozulduğuna giderek işaret ediyor. Kimi uzmanlar, İsrailli uzmanlar da var tabii. Bu solun kurulma aşamasında temel taşını koyarken sonra giderek artık silindiği, bu anlamda İsrail'in de sıradanlaşıp böyle bir hani aşırılıkçı, aşırı sağ, hatta giderek apartheid'e kadar varabilecek bir düzene sürüklendiğini, bu anlamda da İsrail'den de hatta dışarıya göç ümidini kesenlerin hani artık bu ülkede yaşanmaz deyip bizim aşina olduğumuz tartışmalar bağlamında terk ettiklerini söylüyor. Bu değerlendirmelere katılır mısınız, yoksa bu bir işte dönemseldir, siyasi çekişmedir. Bugün böyle olur, yarın şöyle olur. Benny Gantz'ın aldığı skor ümit vericidir bu anlamda gibi bir değerlendirmeniz mi olur? Şimdi ilk bölümüne katılıyorum. İsrail'i kuran liderler sol seküler liderlerdi ve onun sosyalist de diyebileceğim liderlerdi. Şu an gittikçe sağa kayan bir İsrail var. Netanyahu'nun kendisi bile daha fazla sağa kayıyor. Evet, doğru. Mesela yani toplum değişti. Yani dünya değişti. Dünya da daha çok sağa kayıyor ama İsrail toplumu da değişti. Bunun en önemli nedeni de Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 1 milyon kadar Rus Yahudisi İsrail'e göç etti. Dolayısıyla onların oradan getirdikleri farklı bakışlar da var, farklı duruşlar da var diyeyim. Dolayısıyla evet, İsrail'in yani o ilk baştaki kurulduğu halden şu ana kadar bir değişiklik yaşadı. Ama hayal kırıklığı olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Şimdi Netanyahu, İsrail'in kurucusu David Ben-Gurion'dan, David Ben-Gurion'u geçmek üzere, yani şu an hükümeti o kurarsa en uzun süreli başbakanlık koltuğunda oturan başbakan olacak. Şimdi şu an ben düşünüyorum, eğer hükümeti kurarsa ne yapacak? Beraber koalisyon kurduğu partilere bakınca gittikçe sağa bakan, sağa giden, gittikçe daha fazla. Hani Filistin barışından, Filistin'le bir masaya oturmaktan daha doğrusu uzaklaşan bir İsrail var. Çünkü bu konu bile edilmiyor. Yani bu gündemde yok. Gerçi hani Filistin tarafı da çok mu istiyor, o da ayrı bir soru ama yani bu konu konuşulmuyor bile. Herkes daha farklı yönlere gidiyor. Mesela İsrail, daha doğrusu Arap ülkeleri İsrail'e hep şey derdi. Sen önce Filistin'le bir barış yap,
Ondan sonra bizle ilişkilerini normalleştirmeyi konuşabiliriz de. Fakat bu artık büyük bu şekilde planı çalışmıyor. Bekleniyor biliyorsunuz. Netanyahu'nun damat malum Trump'ın damadı Kushner'in meşhur planı beklendikçe beklendi aylardır aylardır. Nihayet artık bu seçimden sonra masaya bizlerin de ayrıntılarına vakıf olacağımız söyleniyor. Bir şey bekleyelim mi? Siz ne dersiniz? Barış, büyük barış planı Orta Doğu, İsrail, Filistin. Ben şöyle özetleyebilirim. Gelinle damadın bir tane yazımın başlığı oydu. Gelinle damadın katılmadığı düğün. Zamanında da Kerry çok yeterli oldu. bu da biraz öyle olacak. Yani ne Netanyahu ne Abbas. Zaten bir de şöyle bir şey var. Hani Trump'ın Netanyahu verdiği o kadar çok hediye var ki karşılıksız. Yani Kudüs'ten başlayın, İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden devam edelim. Golan var ki bu Golan zamanlamasından dolayı tamamen hani Netanyahu'ya bir seçim hediyesiydi. Çünkü tam seçimlerden 40 gün önce de hakkında soruşturma açılacağı bir şeyi gelmişti, açıklaması gelmişti. Bir de en sonunda işte İran devrim muhafızları da Netanyahu'nun bir talebi olarak, en azından Netanyahu öyle açıkladı. Evet. Trump bu kadar çok pro-İsrail gözükünce zaten Filistinlilerin gözünde bir arabulucu özelliğini kaybetti. Evet. Zaten Abbas görüşmeyeceğim ve dinlemiyorum bile dedi. Dolayısıyla o hani İsrail seçimlerini bekledi. Evet, açıklamak için yüzyılın anlaşmasını, ama bunu satın alacak kim var? İsrail gittikçe daha sağa kayıyor derken şimdi hükümeti kuracak partiler bu Golan'ın da olayıyla, yani Golan'dan aldıkları güçle biz Batı Şeria'da C bölgesini de ilhak edebiliriz gibi düşüncelere girdiler. Dolayısıyla hani bunu olacak olmayacak diye demiyorum ama yani bu düşüncelerde olan kişiler hükümete girecek. Bu kişilerin bir barış anlaşması için bir görüşme masasına oturmak isteyeceğini, çünkü o barış anlaşması için bir tarafın bir şey vermesi lazım, öbür tarafın bir şey alması lazım. Yani bunu kimse istemiyor bence. Bu şekilde devam edecek. Peki son siz değinmiştiniz. Soruşturma hakkında iki cümle alalım sizden. Sizi uğurlamadan evvel soruşturmayla ilgili bir şeyler söyleyeceğinizi ifade etmiştiniz başta. Tabii soruşturma şimdi ilk önce Netanyahu'yu dinleyecekler, ondan sonra da soruşturma başlayacak. Netanyahu şu an Fransız kanunu denilen kanunu yürürlüğe sokmak için uğraşacaktır diye tahmin ediyorum. O da dokunulmazlık almak istiyor başbakanlığı süresince. Yani bu soruşturmadan kurtulmak için elinden geleni yapacak. Normal şartlarda daha önce de devlet başkanları ya da başbakanlar hüküm bile giydiler ama ya dönemleri bitmişti. Ya da istifa etmişlerdi. Netanyahu istifa etmediği gibi seçim kampanyası bile yaptığı için o soruşturmadan kurtulmak için elinden geleni yapacaktır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Karel Valencia. Ben Karel'i en son kitabını da tanıttığımız bir programda ağırlamıştım. İngilizce çıktığı için kitap, İngilizce okuyanlara önerebilirim. The Crescent Moon and Magen David adında. İyi bir kitap. Türkiye-İsrail ilişkilerini ilk dönemde 50'ye kadardı zannederim, değil mi? 52'ye kadar mıydı ta en son geldiği nokta? 58 düzeltelim. 58'e kadar Türkiye-İsrail ilişkilerini ele alan çok iyi bir kitap. Onu da tekrar hatırlatalım. İlgililer edinebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Peki Behlül Özkan'la, o zaman Behlül Özkan'ın akademik makalesine gelmeden şu İsrail konusunda neler söylemek ister? Bu seçim yani eski tas eski hamam. Netanyahu yine başta. Bu ne demek? Türkiye-İsrail ilişkilerinde hiçbir değişiklik olmaz. Dediği gibi Karel'in, herhalde katılırsınız, Trump zaten her şeyi veriyor. Ama ilginç bir şekilde de Türkiye ve İran dışında Arap olmayan iki ülke pek fazla ses de çıkmaz oldu. İsrail-Filistin konusunda. Bir de bu arada Karel anlatırken adı geçen Abbas da yanılmıyorsam 83 yaşında filan. Yani geçenlerde bir liste vardı Orta Doğu'da ileri yaşta olan liderler diye. Orada en başta Abbas vardı. Ona karşı da sanki hem ona karşı hem Gazze'de de Hamas'a karşı ilginç bir biçimde bir toplumda da bir artık bıkkınlık, isteksizlik var gibi. Şimdi İsrail konusunda yorum
durumu söyledikten sonra aslında bu dediğiniz Abbas ve diğer liderlerin, hı-hı, ortadaki diğerlerin, ona da bir değinmek istiyorum. Şimdi, hı-hı, İsrail sorunuz çok önemli de Karen Hanım'a. İsrail daha mı sağa kayıyor? Nasıl açıklayabiliriz bu dokusu durumu? Dokusu bozuluyor diyenler. Şimdi dokusu bozuluyor, toplum değişiyor. Evet, yani toplumun değiştiği aşikar ama hangi toplum değişmiyor? Yani hangi, hı-hı, toplumlar değişmiyor? Yani Türkiye toplumu 1950'de ki haliyle değil bugün. Hı-hı. Şehirler değişiyor kuşkusuz. İsrail toplumunun Orta Doğulaştığı kesin. Hı-hı. Yani İsrail Orta Doğulu bir devlet olarak kurulmadı. Yani çoğunluğu Avrupa'dan göç etmiş. İkinci Dünya Savaşı, hı-hı, sırasında soykırıma uğramış, hı-hı, Yahudilerin önemli bir kısmının göç etmesiyle kurulan ve entelektüel birikimini de Avrupa'dan gelen Yahudi liderlerin oluşturduğu bir toplum olarak gayet de solda sosyalist. Hatta İsrail kurulduğu dönemde Sovyetler Birliği hemen tanıyor ve Türkiye mesela ilk yaklaşımı ya bu galiba sosyalist bir devlet olacak, biraz uzaktan duralım falan diye bakıyorlar ama sonra öyle olmadığı anlaşılıyor. Ve uzun dönemde solun egemenliğini, hegemonyasını devam ettirdiği bir ülke. Ancak 1950'li yıllardan itibaren Orta Doğu ülkelerinden başta Mısır, İran, Fas, Yemen olmak üzere çok ciddi göçler alan Orta Doğu'da Yahudilerin Arap-İsrail savaşları sonucunda yaşadıkları ülkelerde kendilerini güvende hissetmemeleri sonucunda İsrail'e göç ettiklerini biliyoruz. Daha sonrasında 1989-91 süreciyle birlikte Sovyetler Birliği'nde yaşayan Yahudiler İsrail'e göç edince toplumun, yani toplumlar zaten stabil yapılar değil. Ama sizin söylediğiniz başlangıçta hani Avrupa'dan gelenler entelektüel bir katkı ileriye doğru götüren bir itici güç olurlarken bu sonradan Sovyetler Birliği çökünce Rusya'dan gelenler sanki daha böyle milliyetçi, daha dinci bir evet, yani hem Orta Doğu'dan gelen gruplar hem Sovyetler Birliği'nden ve Balkan ülkelerinden gelen gruplar, Doğu Avrupa ülkelerinden gelen gruplar daha muhafazakarlar. Evet. Dolayısıyla toplum, zaten toplumlar değişiyor ama İsrail toplumunun değişmesi, demografik olarak da ciddi bir değişim var İsrail'de. Bunun bir etkisi var şimdi. Ama bir de tabii dinciler, yani dinciler diyelim, muhafazakarlar diyebilirsiniz, daha çok nüfus nüfusları artıyor, evet, zaman içinde. Evet, doğru, bu da doğru. Yani demografik, hem bir yandan göç var dışarıdan çok ciddi, hem de bir de çoğalmanın sonucunda, hı-hı, toplumun yapısı değişiyor. Ancak tabii bu noktada şu soruyu da sormak mümkün. İsrail ortada ulaşıyor tespitini yaptığımızda ve bunu aşırı sağa kaymasının ortada ulaşmak olarak nitelendirdiğimizde başka bir soruyla da Avrupa ülkelerinde de ciddi bir aşırı sağ kayma var. Aşırı sağın oyu Almanya gibi dünyanın en ileri demokrasi ve en ileri ekonomilerinde de artıyor. Yani baktığımız zaman keza İsrail evet sağa kayıyor ama demokrasisinde Türkiye gibi ciddi sorunlar yok. Yani Türkiye'deki son dönemde giderek artan sorunlar İsrail'de yaşanmıyor. Bir taraftan evet aşırı sağa kayıyor hükümetleri giderek, hı hı, ve egemenlik sağın kontrolüne geçiyor. Ancak demokrasisini de kör topal bir şekilde yürütüyorlar kendi, hı hı, içlerinde. Bunun öyle mesela ifade özgürlüğünde de bir sıkıntı yok değil mi? Her renkten yayın. Yani yani görece diğer Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslandığında, hı, tabii ki daha ileri bir noktada ama yani orada da kendi içinde çok yani ciddi sorunlar var. Ama mesela şunu söylemek gerekiyor mesela. İsrail'de çok ciddi %20'ye yaklaşan bir Arap nüfus var. Yani İsrail'in tabii içinde olan, İsrail, evet, egemenliği altında, evet, olan bölgelerde yaşayan Arap nüfus var. Ve bunlar partilerini kuruyorlar ve meclise giriyorlar. Ve kimse de bunlar siz nereye gidiyorsunuz, niye gidiyorsunuz, hı, işte biz şöyle almıştık, sen belediye başkanı seçilemezsin, sen meclise giremezsin gibi. Evet, orada Arapların hükümete girmesi, koalisyonlara katılamıyorlar çoğu kez ama bir şekilde aksak da olsa yaşatmaya çalışıyor demokrasi. Bu bağlamda bizden ve diğer Orta Doğu ülkelerinden de ayrıldığı kesin İsrail'in. Sorunuzun ikinci kısmına gelirsek, işte Mahmud Abbas'ın yaşı ile ilgili. Hı-hı. Ben bu programa gelmeden önce şöyle biraz baktığımda çarpıcı gelen bana şu oldu. Yani işte Cezayir'de Bouteflika 82 yaşında. Mahmud Abbas 83 yaşında. El Beşir Sudan'da bugünlerde iktidarı sallanan 75 yaşında.
Haftar 75 yaşında Libya'da. Evet. Yani bütün bu liderlere baktığımız zaman bunların soğuk savaş döneminin kalıntıları olan liderler olduğunu görüyoruz. Bugün Türkiye siyasetinde bile birçok siyasetçi, yani yaşlarına baktığımız zaman Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasetçiler, hatta Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, bunların da siyasi kariyerlerine, Soğuk Savaş'ın 70'lerinde, 80'lerinde siyasi kariyerlerine başladığını görüyoruz. Şimdi Orta Doğu'nun genelinde Soğuk Savaş döneminin sonlarından kalan bu liderlerin ve liderlerden de önemli sistemlerin sallandığı bir dönemdeyiz. Yani eski olan kimi ülkelerde yıkılıyor. Ona bir affedersiniz şu belki de eklenebilir çarpıcı olduğu için. Yani Kral Salman da o yaşlarda herhalde 80'in üzerinde evet, doğru. Bakabiliriz. Ama öyle bir veliaht seçti ki daha işte 30. Hani ama büyük bir gerilim var orada da. Evet, yani mesela Türkiye'de de İstanbul Belediye Başkanlığı'nı İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde kazanmış olan, oy sayısı daha fazla olan aday Ekrem İmamoğlu'ndan kimse böyle bir başarı beklemiyordu ki o da kıyaslandığında 40'lı yaşlarında evet. bir yeni bir lider, yani Soğuk Savaş döneminin içinde doğmamış. Evet. Siyasete içinde doğmamış. Belki doğum tarihi olarak Soğuk Savaş döneminde doğmuş ama siyasete Soğuk Savaş döneminde başlamamış. Yeni dönemin lideri. Şimdi bütün bu ülkelerde ya zaten biz bu çöküş 1990'lı yılların sonlarından itibaren görünmeye başladı Orta Doğu'da. Yani Orta Doğu'daki bu Soğuk Savaş döneminin kalıntısı olan rejimlerin halklarına refah sağlayamadığını görüyoruz. Bu rejimlerin hemen hemen tamamı rantiye devleti dediğimiz, yer kalırsak konuşuruz, yani Cezayir, Sudan, Libya, Irak, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki rejimlerin tamamında şöyle bir anlaşma var toplumlarla otoriter liderler ve otoriter sistem arasında. Biz petrolü, doğalgazı çıkartıyoruz. Bunu karnınızı satacağız. Doyuruyoruz. Bunun karşılığında da size belli bir ekonomik refah sağlıyoruz ama bu ekonomik okul refah... Okul bedava, sağlık hizmetleri evet, bedava, işte, her şey bedava, gıda fiyatları yani bu, sübvansiyonlu. Evet, siz de siyasete karışmayın. Bu sizi çok zengin yapmayacak Suudi Arabistan ve birkaç körfez ülkesi dışında. Ama acınızdan da, yani kelimenin tamamı, acınızdan da ölmeyeceksiniz. Yani size ortalama... avaraj bir hayat sunuyoruz biz. Ama bunun karşılığında siyasetten elinizi eteğinizi evet. çekeceksiniz. Bu rantiye devleti modeliydi. Bu da bir başka türlü bozuyor dokuyu. Tabii yani bu yurttaşlık oluşmuyor. Vergi tabii, de vermiyor adam. Bir bağlılığı yok. Askere de gitmiyor. Yani, siyaset de yapmıyor. Türkiye'nin siyasi sisteminin en büyük bizim yatıp kalkıp şükretmemiz gereken nokta burada bir doğalgaz ve petrol zenginliği olmamış evet. olması. Yani burada eğer bir doğalgaz ve petrol zenginliği olmuş olsaydı ki son dönemde Türkiye'de bir rantiye devletine benzemeye başladı. Çünkü o rantiyeyi doğalgaz ve petrolden sağlamasa da inşaattan sağlıyordu. Yani o da kamuya açılmaması gereken yeşil alanların, madenlerin, zeytinliklerin, kent merkezlerindeki parkların, hatırlayalım Gezi Parkı'daki direnişin çıkış noktasını, birçoğumuz orayı yeşil alan olarak görürken iktidar orayı, ya bir dakika kardeşim niye itiraz ediyorsunuz? Ben burayı AVM yaptığım zaman buradan 1 milyar dolar gelir elde edeceğim diye görüyordu. Şimdi dolayısıyla bu rantiye sistemi dediğimiz Orta Doğu'da hemen hemen her ülkede geçerli olan sistem de yıkılıyor. Çünkü bu ülkelerdeki demografik artış sebebiyle bu ülkelerin toplumlarına yeteri kadar ekonomik refah vaat edemiyorlar. Ve bu ülkelerin tamamında yöneticilerin, liderlerin 70'li 80'li yaşlarda olması da bir rastlantı değil. Yani bu sistemin en üstündeki, ne en tecrübeli lideri ve sistem içinde bir sorun çıkartmayacak, bir muhalefet, sistem içinde muhalefet çıkartmayacak. O sistemin sürmesini sağlıyor evet, aslında. Evet, güvenlik sibobu gibi düşünelim. Ama tabii bu güvenlik sibabı olarak getirilen liderler de liderler bile yetmediğini görüyoruz. İşte yer kalırsa konuşuruz. Sudan'da, Cezayir'de. Arkadaşlar şimdi duyurdular 4 Temmuz seçim tarihi belirlenmiş Cezayir'de. Evet, yani bu Bouteflika'nın
son ana kadar aday olacağından bahsediliyordu. Nihayet ama vazgeçti, bıraktı, özür dilediğine dair mektup yazdı. Çevresinin tutuklandığı bilgisi geldi. Orada tabii ordu, bu konudaki yorumu da takip etmişsinizdir. Hem Sudan'da hem Cezayir'de, bir başka şekliyle Libya'da da orduyla bu sizin dediğiniz o yönetimin arası açılınca halka o sokağa çıkıp devirecek şey geliyor. Sudan'da da örneğin halk Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde toplandı. Genelkurmay hatta kapıları açıp içeri de aldı. Polis müdahalesi olduğunda, istihbarat örgütleri müdahale ettiğinde ve polisle ordu da karşı karşıya geldi. Sudan'da, Cezayir'de de malum Genelkurmay Başkanı açıklama yaptı ama Cezayir'deki fark, halk o Genelkurmay Başkanı'na da hani sen de heveslenme mesajı verdi. Hani teşekkür ederiz, bizden tarafta durdun ama sen Müttefika gidecek, sen gelecek demek değilsin. Biz yeni bir sistem istiyoruz dedi. Cezayir biraz önde o konuda diğerlerinden. Şimdi orada şöyle bir, biz bu aslında filmi Mısır'da gördük. Yani Mısır bütün bu ama ülke, film koptu Mısır'da. Yani film koptu, filmin ama kopan yerinden tekrar birleştirdiler. Evet. Ya bantladılar orayı ve devam ediyor şu anda. Yani Mısır'da başından itibaren. Ha, yani Sisi bunu çaldı demek. Yani daha doğrusu onu size daha önce konuşmuştuk. Yani Müslüman kardeşler o kadar kötü bir performans ortaya koydu ve gerçekten o devrimse devrimi yapanları da bıktırdı, üstüne gitti ki adeta davetiye çıkardı. Ama gelen de gideni aratır gibi, hani Müslüman kardeşler kötü, bu daha da kötü olan o sokağa çıkıp rejimi değiştiriyoruz diye çıkanları oldu. Şimdi yani film koptu dediğim o. Türkiye'den, Türkiye'ye bakınca, Türkiye'yi yakından izliyoruz hepimiz. Hı hı. Türkiye'de son 15-20 yılda yaşanan gelişmeleri izleyince, Türkiye'nin demokraside, insan haklarında, basın özgürlüğünde, akademik özgürlüklerde geldiği noktaya baktığımız zaman, ki iyi kötü bu ülkede 1950 yılından bile sandık konuyor ve askerler de darbe yapsalar, %50 Demirel de alsa, Cumhuriyet Halk Partisi 23'ten 50'ye kadar da yönetse, sandığı koyduğu zaman o sandığa kimin aday olacağı, buna hepsine karışılıyor ama sandık konulduğu zaman o sandıktan çıkan sonuca bakıyor herkes Türkiye'de. İyi kötü biz yaklaşık 60-70 yıldır sandığa bakarak siyasetimize düzen veriyoruz. Güncel bir yorum yaparsak da seçmen de YSK'ya güveniyor tam anlamıyla. Yani burada bir çalma çırpma, bir şey oynama olmaz diye düşünüyordu. Şimdi Türkiye'de hani bu günlerde sosyal medyada sürekli dolaşan, 1991'de Demirel'in seçimi kazanması sonrasında devir teslim töreninde Mesut Yılmaz'la birlikteyken yaptığı bir konuşma var, kısa 1,5-2 dakikalık. Ya orada çok basitçe Türkiye'deki aslında sistemi özetlemiş Sayın Demirel. Diyor ki ben 6 kere gittim, 7. kez geliyorum. Gelinir gidilir, bu koltuklar bize, hiçbir bize tapulunmalı değil. Vatandaş, önemli olan diyor bu geliş gidişlerin düzenli ve halkın iradesine iradesiyle olması diyor. Tabii o kendisi iki tane askeri darbe gördüğü için oraya işaret ederek bunu söylüyor. Onu da eleştirenler var şimdiki iktidardan. O hep şapkasını aldı kaçtı, işte biz kaçmadık. Evet, yani o şekilde, o zamanki şartlar olsaydı onlar ne yapardı bilemiyorum. Ama şimdi Türkiye'nin geldiği yere bakıyoruz biz. Yani Türkiye demokrasisinin, işte sandık sonuçlarının tartışmaya açılması, iddiaların havalarda uçmasına baktığınız zaman ben açıkçası bu Orta Doğu ülkelerinin durumundan hiç umutlu değilim. Yani Türkiye'de bile biz geleceğe dair baktığımızda, yani yarın İstanbul gibi Türkiye'nin metropolünün 15.000, 14.000 farklı kazanmış adayın işte mazbatası verilecek mi, verilmeyecek mi, tekrar mı seçim olacak, olmayacak mı gibi tartışmayı yapıyoruz. Biz de Orta Doğulaşıyoruz. Şimdi bizim bu noktaya geldiğimiz noktada Mısır, Sudan, Cezayir içinde bulundukları durumdan nasıl çıkacak? Yani Türkiye bile bunları konuşuyorsa oraları. Evet, oraları. Yani şimdi sistemi bir yana koyuyorum, bir de toplumların geldiği siyasete bakışı bunun var. Bunun başlangıcıyla ilgili şeye bağlamak ister misiniz? Makalenizde işaret ettiğiniz, yani bu İslamcılığa yaklaşım, Batı Almanya ile olan oradaki soğuk savaş. Yani öyle bir yerlerde bir tohumu var mı bu işin? Ya şimdi soğuk savaşın, soğuk savaş dönemini biz
çok çalışmadık daha, değil mi? Çalışmadık, bakmadık ve bilmiyoruz derken. Bundan sonra ana konu bu olacak diyenlerden birisiniz evet, sanırım ben değil mi akademide? Evet, ben soğuk yakından çok evet. daha yakından bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani soğuk savaş en ahlaksız savaşlardan biriydi. Hiçbir yani bir savaşın da bir savaş da bir hukuk. Çünkü istihbaratçıların savaşıydı. Evet. Bütün belden aşağı vuruşlar serbestti. Doğru. Aynen böyle. Yani bir iki ülke savaşa girdiği zaman o savaş bir kurallara tabi. Yani o savaşta esir düşenleri bir şekilde bir mertliği vardır onun. Tabii tabii. Bir kurallara tabi. Yani esir aldığınız zaman öldürmüyorsunuz, onu evet. bir yerde tutuyorsunuz. Evet. İşte o esir değişti. Hukuku da var. Tabii tabii. Savaş hukuku var. Yani işte kimyasal silah kullanamıyorsunuz. Şimdi soğuk savaş adı üstünde bir konvansiyonel savaş da değil. Hı. Ve ordular da çarpışmıyor. İstihbarat örgütleri sürekli bel altı çalışıyorlar. Vekalet savaşları var. Vekalet savaşları var. Hükümetler darbeyle devriliyor. Counter espionaj faaliyetleri var. Propaganda faaliyetleri var. Halk yanıtılıyor. Yani türlü hilelere başvurdu. Şimdi biz bu soğuk savaşta Orta Doğu maalesef ve özellikle de Türkiye tam bu soğuk savaşın cephe ülkesi konumundaydı. Hı-hı. Ve biz ben... Soğuk savaşa batıdan bakıl. Her zaman hep biz NATO üyesi ülke olarak Türkiye soğuk savaşın diğer tarafında ne olduğunu biraz biliyoruz. Hı. Filmlerden biliyor toplum. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerine dair işte oraların istihbarat örgütlerine dair Yani bir takım... ABD-Rusya çekişmesini biliyoruz. Bunun evet. Avrupa sahnesinde nasıl oynandığını evet. biliyoruz. Ya Bulgaristan'ı biliyor. Bulgaristan son zamanlarda İtalya'daki işleri öğrendik. Andreotti, işte P2 locası falan o şey Gladio'yu dediğiniz gibi. Doğru bunları doğru. Öğrendik. Yani bu soğuk savaşın Doğu Blok ve Sovyetler Birliği'nde olanı, KGB'yi, işte Stasi'yi, Bulgaristan'ı biliyoruz yakinen. Fakat şöyle düşünüyoruz. Ya bu ülkeler ve istihbarat çok güçlü, ordu çok güçlü, toplumlar baskı altına alınmış. Tamam, bizde ne olduğunun sorusunun cevabı yok. Hı hı. Şimdi ben Türkiye... Orada sanıyorum, affedersiniz araya girdim. Yani burada NATO tarafı ya da ABD'nin bizde ne yaptığını da bilmediğimiz gibi karşıt Rusya tarafının da ne yaptığını bilmiyoruz. Evet, doğru. Yani iki türlü de bilmiyoruz yani. Doğru, doğru. Yani Sovyetler hatta öbür tarafı yine iyi kötü açıklanan belgelerden falan çalışabiliyor. Sizin gibi hani insan arşivleri tarayıp falan bir fikir de edinebiliyor. Sovyetler tarafı ne yaptıydı? Onu da bilemiyor. Aslında Sovyetler Birliği'nin ne yaptığı konusu da bu yakın dönemde Sovyetler Birliği yıkıldığı için onun arşivleri açık. Rusça bilen uzmanların çalışmasından biraz biliyoruz. Mesela Almanya özelinde Doğu Almanya'nın bütün arşivleri açık. Batı Almanya'nın arşivlerinin çoğu kapalı. Hmm. Bilinmiyor. Böyle işte bu siz çalışmanızda Doğu Alman. Yok, ben Doğu Alman arşivlerine bakmadım. Ben benim çalışmam genel olarak Batı Almanya ile ilgili. Batı Almanya üzerine yayınlanmış makaleler, gazeteler ve İslamcı dergi ve açık kaynaklardan çoğu ve CIA'nın açık arşivleri de var ve Alman istihbaratı ve Alman Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerinden yapılmış çalışmaları da kullandım. Hı hı. Şimdi Türkiye Soğuk Savaş'ta Türkiye ve Batı Almanya çok önemli iki ülke. Hı hı. Türkiye'nin önemi Sovyetler Birliği ile komşu olan tek Batı ve NATO ülkesi. Bu bağlamda Türkiye yani cephenin en ilerisindeki ülke ve Batı ittifakı Türkiye'ye ya buranın demokrasisi falan çok önemli değil bizim için. Burada aman sol iktidara gelmesin, Sovyetler Birliği burada güç kazanmasın. Hı hı. Burası bizim için güvenlik ve istihbarat açısından çok önemli bir ülke olarak bakılmış. Şimdi dolayısıyla ben işte Suriye üzerine Türkiye'nin Suriye dış politikasını sizle burada konuşmuştuk. Evet. O makale yakında yayınlanacak birkaç ay içinde. İşte Batı Almanya ile Türkiye'nin ilişkilerine baktığım zaman sizin ilginizi çekecek bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin dış politikası. Soğuk Savaş döneminde hariciye bakarak anlaşılamayacağını düşünüyorum ben. Yani bugün dış işlerin arşivleri açılsa da biz Türkiye dış politikasının Soğuk Savaş'ta ne olduğunu çok hakim olamayabiliriz. Hı hı. Çünkü Türkiye dış politikası Soğuk Savaş'ta bağlı bulunduğu ittifak ve kendi siyasi sistemi gereği ordu ve MİT tarafından kontrol edildi. Ve bu kurumların arşivleri açılmadan bu kurumların Soğuk Savaş'ta ne gibi politikalar izlediği bilinmeden Türkiye'nin dış politikasının anlaşılabileceğini düşünmüyorum ben. Yani özellikle de ordunun ve MİT'in çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu benim karşıma Suriye, 1980'lerde ve 90'larda Suriye'ye karşı izlenen politikalarda da çıktı. Türkiye-Batı Almanya ilişkileri ve siyasal İslam'da da çıktı.
O zaman sizin bu makaledeki, gerçi ilk bölümün de sonuna geldik. O zaman bir virgül koyayım da sözünüz yarı kalmasın. Şöyle diyelim o zaman izleyicilerimize. Behlül Özkan'la ikinci bölümde şu makalesinde konu ettiği Batı Almanya İslamcılık üzerinden Türkiye bağlantısını daha deşmeye devam edeceğiz. Biz de duyurduğum üzere ikinci bölümün başında Sayın Aydın Sezer'le Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyareti, onun bu S-400, F-35 bağlamı var. İlave açıklamalar da yaptı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Hani üzerine koydu. Dedi ki Patriot satmazlarsa daha da fazla S-400 alırız. F-35 de madem teslim edilmiyorsa onun da başka yerden alırız diye. Aslında orada bir mantıksızlık var. Çünkü biz F-35'in içindeydik programın. Yani alıcısı değiliz, onun yerine başka alalım gibi bir konu değil ama öyle ifade etmiş Sayın Dışişleri Bakanı. Bu konuları ve zaman kaldıkça Behlül Hoca'nın işaret ettiği gibi şu Sudan ve Cezayir, işte Libya, İran, Irak, ona bakarsanız hepsi var ama güncel olan Libya, Sudan, Cezayir diyelim. Bunlara da değinmeye çalışacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin.